Sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, değerli dava arkadaşlarım, hepinizi en içten en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Biraz sonra Sayın Başbakanımızın konuşmasını dinleyeceğiz. Zonguldak Başbakanımızla buluşacak. Onun için sözlerimi fazla uzatmadan 6. olağan kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu kongrenin Türkiye'nin güçlü olması lazım. Bu coğrafyada Türkiye'nin kendi kökleri üzerinde ayağa kalkarak daha ileriye gitmesi, devletle milletin bütünleşerek yeni güçlü Türkiye hedefinde daha hızlı yürümesi lazım. Onun için bu aziz millet şimdiye kadar verdiği desteklerle AK Parti'yi ve yeni Türkiye, yeniden büyük Türkiye hedefini buraya kadar getirmiş oldu. Şimdi önümüzde 2019 süreci var. 2019'da sadece Cumhurbaşkanını, sadece milletvekillerini, sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacağız. 2019'da Türkiye, yeni güçlü büyük Türkiye hedefinde yürüme kararlılığını ortaya koyacaktır. Aynen 16 Nisan'da olduğu gibi, aynen genel seçimlerde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak seçtiği gibi 2019'a da bu millet damgasını vuracak ve Türkiye'nin önünü açacaktır. Bundan önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı ilk kez halkın oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı olarak seçtik. Şimdi 2019'da Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk başkanı olarak seçeceğiz. Parlamentoda büyük bir çoğunlukla iktidar olacağız. Demin arkadaşlarımız Özcan Bey söyledi, Zonguldak'ta da inşallah belediyeyi alacak, Zonguldak'ta da yerel hizmetleri çok daha ileriye götüreceğiz. 2019 seçimleri Türkiye'nin önünü açma seçimleri olduğu gibi aynı zamanda Türkiye düşmanlarına cevap verme seçimleri olacaktır. PKK'sından PYD'sine, FETÖ'sünden başka gizli örgütlere kadar, DAEŞ'ine kadar her türlü fitne fesat çevresine inşallah 2019'da da cevap vermiş olacağız. Türkiye bu yolda daha ileriye gidecek. Daha güçlü olacak. Yeter ki el ele verelim. Yeter ki davasına inanmış bu kadro, bu gençlik, bu hanımlar, bu insanlar, AK Parti'nin AK kadroları yeniden büyük Türkiye istikametinde yürüyüşüne devam etsin. Yürüyüşümüz mübarek olsun. Allah sözümüzü kuvvetli kılsın. Allah adımlarımızı sağlam eylesin. Allah dirliğimizi mübarek eylesin diyor. Bu kongrenin Zonguldak için, Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize sevgi, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Kültür ve Turizm Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.